Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbet hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Aileye vakit ayırarak bizi bir kez daha ailenize konuk ettiniz. Hepinize müteşekkirim ve bu vesileyle mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Aileye bugün kimler vakit ayırdı? Efendim Eğitim Bir Sen, efendim Üç Nolu Şube Başkanımız, kıymetli üstadım Erol Ermiş Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Efendim yine davranış bilimleri uzmanı, yöntem fen bilimleri eğitim kurumları kurucusu Mehmet Sabah Yiğit Hocam'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım, Allah razı olsun inşallah. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. İkinize de çok teşekkür ederim. Diyorum. Sevgili dostlar, bugün aile vaktinde özellikle konuşmamız gereken bir mevzu var. Eğitim mi, öğretim mi? Eğitim öğretimde kimin rolü çok daha fazla ve biz nerede hata yapıyoruz? Çocuklarımızı istediğimiz gibi yetiştiremiyoruz. Kimin problemi bu? Kim dert edinmeli? Biraz bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Herhalde siz de merak ediyorsunuz değil mi? Çocukları kim yetiştirecek? Hepiniz diyeceksiniz ki. Hocam belli de yani okulları teslim ediyoruz. Evet, işin uzmanı burada. İki tane kıymetli hocamla bu konuları konuşacağız. Evet Erol Hocam, biraz sizi tanıyalım. Üç Nolu Şube Başkanısınız. Neler yaparsınız bir eğitimci olarak? Derdiniz nedir abi? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Erol Ermiş. Eğitim Bir Sen İstanbul Üç Nolu Şube'nin başkanlığını yürütüyorum. Evet. İstanbul Üç Nolu Şube'miz Anadolu yakasında. 8 tane ilçeden sorumluyum ben. Diğer 6 ilçemize de başka bir arkadaşımız bakıyor. Avrupa yakasında da 4 tane şubemiz var. Toplam Milli Eğitim'de 6 şubeyle sendikacılığımızı yürütmeye gayret ediyoruz. İstanbul'da 6 şubeyle hareket ediyoruz. İstanbul'da 6 şubemiz var Eğitim Bir Sen'in MEP kolunda, üniversitede de 3 şube, toplam 9 şubemiz var. Üstadım, Eğitim Bir Sen ne yapar? Yani ilk defa belki tabii herkes duyuyor bunu aslında. Eğitim Bir Sen bilmem vesaire başka senler de var ama evet. Eğitim Bir Sen'in problemi ne, sıkıntısı ne, ne yapmak istiyor, nereye ulaşmak istiyor, sizin bünyenizde kaç eğitimciniz var, biraz bu detaylarda Eğitim Bir Sen, diğer sendikalar gibi öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili bir mücadele yürütüyor evvel emirde. Mali haklarımızla ilgili bir mücadelemiz var. Bütün sendikalar böyle kuruluş amaçları itibariyle özlük haklarıyla, mali haklarla ilgili, mesleğin gelişimiyle ilgili çalışmalar yaparlar. Bizim diğer sendikalardan farkımız milli manevi değerlere bağlı. Muhafazakar bir sendikayız. Dolayısıyla böyle bir ayrılma noktamız var. Türkiye genelinde 450 bine yakın üyemiz var. İstanbul'da da 45 bin civarında üyeyle eğitim çalışanlarının hizmetinde olmaya, eğitimin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Yani 45 bin öğretmenin ya da eğitimcinin 6'ya bölünmesiyle aslında sizin bünyenizde epi bir öğretmen olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bizim de şube olarak 8 bin üyemiz var. Anadolu yakasının 8 ilçesinde 8232 üyemiz var. Çok güzel. Sayımları dün itibariyle harika tamamladık. Şey. Net sayılar çok bunlar. Güzel gerçekten. Öğretmene artı değer katmak için ekstra çalışmalarınız var mı? Sadece mali problemleri mi gündeme getiriyorsunuz? İyileştirmek için mücadele ediyorsunuz? Yoksa aslında biraz da bugün de ben bunu gündeme etmek istiyorum. Yani öğretmene artı değer katmak için bizim eğitim camiası olarak siz evet lokal olarak bir adım atıyorsunuz. Türkiye genelinde 450 bin üyeye ulaşmak için elbette genel merkezden adımlar atılıyor ama Türkiye'de sadece 450 bin öğretmen yok. Tabii ki. Bütün öğretmenlerin acaba kalitesini, onların hayatlarına artı değer katmak için ne yapmak lazım? Siz ne yapıyorsunuz mesela? Şimdi tabii sadece biz ücret sendikacılığı yapmıyoruz. Evet. Onun yanında üyelerimizin biz mesleki gelişimleri noktasında da çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. Özellikle yönetici yetiştirme noktasında bugüne kadar çok ciddi gayretlerimiz, faaliyetlerimiz oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de okul yöneticiliği sınavlı oluyor. Bu sınavlara hazırlanma noktasında biz sürekli kurslar düzenlemek, kitaplar dağıtmak, deneme sınavları yapmak suretiyle bu konuda arkadaşlarımızın kariyer basamaklarında yükselme noktasında
çok ciddi çalışmalar yaptık, gayretler yaptık. 18 yıl içerisinde de daha doğrusu kuruluşumuzdan beri ciddi de mesafeler aldık. Yani mesela size bağlı 3 nolu şubeye bağlı 8 bin öğretmen var, 8 bin küsur öğretmenimiz var. Bunların içerisinde mesela çok kabiliyetli, çok donanımlı, vizyonu yüksek, ufku geniş böyle öğretmen arkadaşlarımızı bulup bir yanda da idareci olmanız lazım. Aslında olsanız çok güzel olur gibi böyle zaman zaman onları yönlendirme ya da onları teşvik etme gibi çalışmalarınız da var mı? Bu manada çalışmaları tabii yürütüyoruz. Bizim tabii yöneticilerle ilgili çalışma boyutumuz olduğu gibi öğretmen arkadaşlarımızla ilgili de çalışmalarımız var. Biz özellikle üniversitelerimizle anlaşma yapmak suretiyle arkadaşlarımızdan isteyenlerin neredeyse tamamına şu ana kadar yüksek lisans yaptırabildik hamdolsun. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Gerçekten yüksek lisans konusunda sendika olarak bayağı mesafeler aldık. Arkadaşlarımızın donanımlı olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir eğitimci olmam hasebiyle yüksek lisansın öğretmene ne katacağını, ne kattığını çok iyi biliyorum. Yani önemli bir noktaya taşıyacağını inandığım için, gördüğüm için gerçekten bunun çok kıymetli olduğunu biliyorum. Onun için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz kıymetli hocam. Mehmet Sabah Yiğit hocam. Evet hocam. Siz de tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Siz ne yaparsınız hocam? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet. Bizler de okullara yardımcı kuruluşlar olarak üstümüze düşen kısmı tamamlamaya çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları olarak biz sınav hazırlık grupları, tabii eski adıyla dershane kavramı değişince kurs kavramı, kişisel gelişim kursları ya da özel öğretim kursları formatında biz eğitim vermeye devam ediyoruz. Ama tabii bazı sıkıntılarımız var. Nedir o sıkıntılarımız? Eskiden işte atıyorum öğretmen atamalarını çok daha rahat yapabiliyorken şimdi işte bir matematik özel öğretim kursu ya da kişisel gelişim kursu adı altında işte hızlı okuma ve hafıza teknikleri dışında çok fazla resmiyette öğretmen atayamama, bu manada öğretmene, nitelikli öğretmene ulaşamama kısmı biraz bizi rahatsız etse de sınava hazırlık gruplarında gerek danışmanlık, gerek işte eksikliklerini tamamlama, test usulünü öğrencilere aşma noktasında öğrencinin yanında durmaya çalışıyoruz. Psikolog olma mahsebiyle biraz da işin şey kısmıyla, siz söyleyin, öğrencinin o motivasyon, biz hep söyleriz. Yani sadece öğrenci işte efendim kursa geldiğinde ya da işte etüt merkezine geldiği zaman sadece matematik, işte fizik, kimya, biyoloji dersi değil, aynı zamanda o çocuğun moral ve motivasyonunun da güçlendirilmesi lazım. Buna yönelik öğretmenin de atanması lazım. Biraz bu noktada herhalde ızdırap duyuyorsunuz tabii, gibi. Emir Hocam bana burada sağ olsun hep özel öğretim kurumlarına son, özellikle bu FETÖ olaylarından sonra hep ters bakılmaya başlandı. Yani biraz özel öğretim kursları, kurumları biraz ikinci evlat değil, hatta böyle üvey evlat değil, üvey evlattan daha kötü bir muamele görmeye başladı. Kurunun yanında yaşın yanında kuru kısmına da geçtik biz artık böyle. Tabii hocamların çok ciddi çalışmaları var. Buna saygı duymak. Eğitim bir sene dışında diğer eğitim sendikalarında yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Bunlara saygı duymakla beraber biz de devletin tedrisatından geçtik. Bizim de öğretmenlerimiz oldu ama özel sektörün, evet biz milli eğitime yardımcı kuruluşlarız ama bizim farkındalığını yakaladığımız bazı durumlar var. Nedir o? Mesela ben daha önce birkaç programda da aynısını dile getirdim. Çok da büyük bir tevafuk oldu. Hatta ben bunu şans olarak nitelendireyim. Başkanımın burada olması en azından sesimizin belki doğrudan ulaştırılması adına da vesile olacak. Evet, işte. Rehber öğretmenler atanıyor okullara. Ben çok samimi söylüyorum, işte çocuk kimden aldığı eğitimden yola çıkacak. Tabii ki önce aile, biraz konuya geleceğiz ama bizim özel öğretim kurumları olarak farkındalığımız biraz daha böyle o rehberlik kısmını çok ince elekten geçirip öğrenciye ulaşmaya çalışmak. Ben okul ziyaretlerine gidiyorum. Daha işte 2016'dan sonra önce, 2010-2011 biraz daha rahattı bizim okul gezilerimiz. Adımız dershaneydi. Daha rahat dolaşıyorduk. Daha çabuk kabul görüyorduk. İnsanlar bize böyle kötü gözden bakmıyordu. Aa, kurs mu, dershane mi, öcüler falan diye bakmıyordu. Çünkü biz okula yardımcı kuruluşlarız. Yani okuldan, milli eğitimden ayrı değiliz. Destekleyici tabii noktada. Destekli. Ben de öğretmenim. O da öğretmen. Aramızda bir fark yok. Yani hocamın İşte 40 kişilik sınıfta yetiştirdi, ulaşamadı öğrenciye, ben 16 kişilik sınıfta, 10 kişilik sınıfta ulaşmaya çalışıyorum. Ve çok güzel bir sözle ulaşmaya çalışıyorum. Tembel öğrenci yok,
başarısız öğrenci yok, başarısız anne baba ve başarısız öğretmen var. Yani biz bu sözü eğitim felsefesi yaparak öğrenciye ulaşmaya çalışıyoruz. Ve özel sektördeki çoğu arkadaşın, emin olun, derdi bu. Çok daha rahat ulaşıyorduk biz okullara. Okullara dolaşıyordum. Mesela bir okula gidiyordum, hiç unutmuyorum. Bir okul gezisinde bir rehber öğretmene denk geldim. 1000 tane öğrencisi var okulun en az. Arkadaşın kapısı kilitli. O bizi davet etti. Kapısı kilitli, kapıyı çaldık çaldık, herhalde yok dedik. Müdür beye çıktık. Yok hocam dedi, odasında aradı. Hocam ben aşağıdayım dedi. Kapıyı bayağı çaldık. Gitti, kapı kilitli. Hocam kapı kilitliydi falan böyle. Ya hocam dedi, ben bıktım artık falan böyle. Ben bu işten nefret ediyorum dedi. Rehber öğretmen, devlet oraya atamış. Maaşını ödüyor. Onun yapması gereken şey sınıftaki öğretmenin yükünü hafifletmek. Tabii işini hakkıyla yapan öğretmenlere saygı duyuyorum. O orada haddimi aşmayayım. Ben işini yapmayıp böyle, hani özel sektörle belki devlet arasındaki temel fark bu. Hep de sesleniyorum. Twitter'da da böyle Ziya Bey'i etiketleyerek güzel sözler paylaşıyorum. Diyorum ki ne olur devlet öğretmenlerine böyle bu maaş garantisi kısmını bir kaldırın böyle. Bir özel sektör mantığını bir oturtun. Oturtun ki böyle iyi öğretmen kötü öğretmen ayrımı oluşsun. Ya siz atanmadınız diye cevap veren arkadaş olmuştu geçen mesaj atıp. Arkadaşım ben mezun olduğum sene atansaydım KPSS de yoktu, DMS de yoktu. Şu an ben 22 yıllık öğretmen, belki emekli olmama ya emekli olmuştum ya da bir yıl kalmıştı falan böyle. O yüzden atanmama derdi değil bu. İşi doğru yapma ve hak edilen maaşın karşılığını alma. Dedi ki ben bu işi sevmiyorum. Dedim ki arkadaşım bak, ahlaki davranmıyorsun. Biz buraya geziye geldik. Öğrenci yönlendireceğin deneme sınavına. Ama buradaki öğrenci, devlet seni psikolojik rehber ve danışman diye atadı. Öğrenci neden ders dinlemiyor? Neden sınav kaygısı var? Neden stresi var? Bu çocuk öğretmenle niye uyuşmuyor? Bu çocuk niye şiddet meyilli? Bu çocuk niye arkadaşına kavga ediyor? Sen bunu çözümlemeyip matematik öğretmene destek olmazsan, matematik öğretmeni gariban 40 kişilik sınıfta nasıl matematik anlatabilsin? O yüzden biraz biz çok özel sektörün şey, tabii. Hakikaten önemli. Bizim ayrıştığımız biraz nokta evet. Bu Lokman hocam, doğrudan dokunma şansımız var. Başkanım da eminim bunu haklı görecek. Çünkü burada da artımız ne? Az öğrencinin olması. Devlet okullarında yaklaşık bugün benim bulunduğum birkaç ilçede en düşük okulda 2000'e yakın öğrenci var. Bu öğrenci sayımızın az olması, doğrudan rehberlik yapabilme, bu da öğrencinin motivasyonu artırma noktasında ciddi bir farkındalık oluşturuyor. Eyvallah Mehmet hocam, çok teşekkür ederim. Aslında önemli noktalara değindiniz. Aile vakti, bireysel olarak birçok şey konuşmamız gerekiyor. Fakat biz şu anda biraz büyük ailemizin derdini konuşmak zorundayız. Hele başkanımı yani, yakalamışken hiç durmam ben bugün, evet, inşallah. Eyvallah. Hocam sizin üzerinizden çok ciddi manada aslında siyasi mesajlar da ifade ediyor. Ama bizim programımızın formatı bu. Biz tabii bu ülkenin dertlerini yüreğimize hisseden insanlarız. Elhamdülillah. Bu programı aile vaktine davet ettim. Her bir birey dertlidir. Elhamdülillah. Faydalı dertlerimizi inşallah değişmek ve tedavi etmek için hareket halindeyiz. Onun için zaman zaman bu güzel konulara değinmek lazım. Hocam, eğitim mi öğretim mi en çok ülkemize problem duyduğumuz şey nedir? Yani biz işte adam yetiştiremedik. Biz de özellikle bizim dönemimizde yapamıyoruz, yapamadık, yetiştiremedik diye böyle şimdi kendi kendimizi suçlamaya başladık. Problem ne? Eğitimde mi, öğretimde mi? Nereden başlamak lazım? Bu büyük ailenin sıkıntısı aslında ne? Evet. Şimdi Mehmet Bey'in dediklerine cevap vermezsek bizim tabii üyelerimiz de bize gönül koyar. Şimdi öyle bir şey oldu ki bir kötü örnek üzerinden sanki rehber öğretmenlerle ilgili bir algı oluştu. Bir de benim evde de 3 tane rehberlikçi var. Dolayısıyla evet. Benim çocukların 3'ü de birisi rehber öğretmen, birisi KPSS. O ayrımı yaptı. O da, İşini çok iyi yapanlar tenzih ediyorum. Tabii ki. Tabii ki var. Ya şimdi şöyle, tabii dershaneler vesaire, onlar eskisi kadar okullarımızda hoş karşılanmıyor. Bazen okullarla dershaneler arasındaki ilişkide ne kadar etik oluyor olmuyor, onlara da doğrusu ben girmek istemem, ama tabii özel öğretim kurumları da kendi işlerini yapıyorlar. Keşke bu FETÖ vesaire olmasaydı, evet. Bu işler daha iyi bir noktadan giderdi. Sonuç itibariyle şunu tabii ben de görebiliyorum. Son dönemlerde özellikle bu belki özel okulların da ücret politikaları gereği da nitelikli personele ulaşmakta zorluk çektiklerinin ben de farkındayım. Siz de özel okulcusunuz. Dolayısıyla oradaki sıkıntıları aşma noktasında mutlaka
bir şeyler yapmak lazım. Çünkü çocuklarımızı biz de şeye gönderiyoruz, dershanelere vesaireye. Gittiğiniz zaman genelde tecrübesiz öğretmenlere belli dershanelerde, belli kurumlarda rastlamaları çocukların gelişimi açısından da çok iyi değil tabii. Bunda altını çizmek lazım. Ben bir tabii polemiğe de doğrusu girmek istemem ama bu da bizim vakamız. Sonuç itibariyle nasıl devlette bu iş hakkıyla yapan okullarımız, kurumlarımız, öğretmenlerimiz çoğunluktaysa orada da öyle ama münferit şeylerinde olduğunu her iki tarafta da onu da zaten biliyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Gelelim sorunuza, eğitim mi, öğretim mi? İkisi esasen birbirinden çok şey değil. Bağımsız değil. Ancak günümüzde ben baktığımda öğretimden ziyade... Hocam özür dilerim. Mehmet Bey aslında dershanelerin ya da işte etüt merkezlerin problemleri ifade etmeye çalışırken orada öğretim, yani işte fizik, kimya, biyoloji anlatacak, matematiği anlatacak. Çocuğun çünkü temel oradaki ihtiyacı o. Fakat hocam öyle bir noktaya geldi ki ya bu çocuğun moral, motivasyonu, aile ilişkini vesaire işte efendim yani kendisiyle toplumuyla barışık bir birey olarak ifade etti. Yani bu vazife kimin vazifesi yani? Bu vazife kimin vazifesi? Evet, bu vazife kimin vazifesi? Ya yani? Şimdi zaten şu anda matematiği de, fiziği de, kimyayı da vesaireyi de dolandırarak anlatıyorlar. Şu dershanelerin önü ciddi anlamda kapatılmış. İşte ne diyorlar ona, kişisel gelişim kursu gibi bir şey oldu anladığım kadarıyla. Evet. Halbuki orada sınavlara hazırlık kursu yapılıyor, yapılmak zorunda. Vatandaşın da buna doğrusu ihtiyacı var. Bu iş artık bu FETÖ korkularını aşıp bu iş nasıl olması gerekiyorsa bu işi o hale getirmek lazım. İşte bir kurum açıyorsunuz. Siz sadece bir ders verecek, bilmem ne olacak falan. Bunlar çok ciddi arkadaşlarımızın sorunları. Sonuç itibariyle bir yerde ihtiyaç varsa o ihtiyacı karşılamaya çalışmak lazım. Ancak bu ihtiyaç karşılanırken FETÖ'vari oluşumlar gündeme geliyorsa bununla da mücadele etmek lazım. Bunun da önünü kapatmak lazım. Devlet bunun için var zaten ama ben bunu önleyeceğim diye bütün okulları aynı zamanda DYK kurslarıyla bir dershane gibi örgütlemek de ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Şimdi bütün yani aynı kefeye neredeyse koymak da. Tabii gerçi doğru. Bizim arkadaşlarımız bu DYK kurslarından ciddi anlamda faydalanıyorlar. Biz de ondan memnunuz ama işte mesai saatleri içerisinde okul gibi, mesai saatinden sonra dershane gibi, hafta sonları DYK kursları vesaire. Bunlar bizim şikayetçi olduğumuz hususlar değil. Çünkü sonuç itibariyle burada da bir ihtiyaç var. Ancak özel öğretim kurumlarını da bu manada önlerini açmanın da ben faydalı olduğu kanaatindeyim. Onu da özellikle paylaşayım. Eğitim öğretim meselesine gelince biraz önce de dediğim gibi bunlar birbirinden bağımsız işler elbette değil ama günümüzde eğitimin öğretimden çok daha önemsenmesi gerektiği. Mesela eskiden marif tabiri kullanılırdı hocam. Evet. Marif vekaleti işte bu tabii sonradan değiştirildi. Ben biraz böyle inceliyorum kıymetli hocam. Yani işin hem maddesi hem manası var. Yani ruh boyutu çok daha ön planda. Sanki biz çocuklarımızın, yani biz ebeveynler, anne babalar olarak, eğitimciler olarak, tabii bu işi yapan çok iyi anne babalar var, çok iyi öğretmenler var hocamın dediği gibi. Sanki genel manada işin ruh boyutunu biraz önemsemedik gibi. Hep böyle karnını doyurmaya, hep böyle şekil şemasını düzeltmeye sanki çalıştık da çocuklarımızın, gençlerimizin ruhunu, duygularını, vicdanını sanki işin içine katmadık gibi. O marifin, o ruh boyutunu sanki saf dışı ettik gibi geliyor bana. Şimdi şöyle, kelimeleri değiştirdiğiniz zaman evet, zaten içerikte değişiyor. Evet. Marifle eğitimin aynı şey olmadığı bilinmedik bir husus değil. Siz marif dediğiniz zaman başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Eğitim dediğiniz zaman aslında aynı şeyi yapmanız lazım ama onu öyle diyenler o şekilde yapmadılar. Dediğiniz gibi bu sınav meselesi, sınavlardaki seçme hususu, çocuklarımızın at yarışı gibi bu sınavlarda sürekli yarıştırılmaları elbette çocuklarımızın davranışları ile ilgili hususu, efendim psikolojileri ile ilgili meseleler hep arka planda bıraktı ve bunlar da günümüzün ciddi sorunları olarak karşımızda. Bir taraftan bu çocuklar sınavlara hazırlanacak ama bir taraftan da bunları
iyi insan olarak yetiştirmemiz lazım. İkisini bir arada götürmek lazım. Biz maalesef burada onu beceremiyoruz. Geldiğimiz noktada çocuklarımız elbette kariyer bakımından iyi yerlerde olsunlar. İyi doktor olsunlar, iyi mühendis olsunlar ama aynı zamanda iyi insan da olsunlar. Bunun için de çalışmak lazım. Bu manada da manevi eğitim elbette devreye giriyor. Evet. Mehmet Hocam, lütfen. Hocam hakikaten önemli bir kelime kullandı. Evet. İyi insan olma. Yani iyi bir matematik, iyi bir fen, iyi bir fizik, kimya, biyoloji, iyi bir doktor. Ama bir yanda da iyi bir insan. Şimdi hangi anne babaya soracak? Herhalde herkes evladım iyi insan olsun der. Ben iyi insan yetiştirmek istiyorum der öğretmen. Ama iyi insan yetiştiremeyen politikamız nasıl olmalı? Yani nasıl gündeme getirmeliyiz? Evet. Ya da okullarda çünkü anne babanın bir kısmen yükünü öğretmenler alıyor. Evet. O zaman eğitim öğretimde iyi insan olma modelini nereden başlatmamız evet. lazım? Ya da ne yapmak lazım ki iyi insan modeli ortaya çıkabilsin? Evet. Ölçümüz ne yani? Yani şimdi nereden bir şey kaçırıyoruz? Şimdi öncelikle eğitim ile öğretim kavramını birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yani burada başlamak gerekiyor. Hatta ben şöyle diyeyim. Ben bu KPSS sınavıyla öğretmen atama olayı var ya. Bu öğretmen atama olayı geçen Medipol Üniversitesi ile beraber Medipol'ün sağ olsun başhekimi, hastanenin başhekimi hocam çok güzel bir çalışma yapmıştı. Sağlık grubu olarak biz İstanbul Sağlık Sendi de aile danışmanı olarak üye olduğum bir yer var. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunuldu. Yani sınav sistemi dedik, sınav sistemi gerekli mi, gereksiz mi? Şöyle bir teklifimiz vardı. Yani öğretmenler devlet üniversitelerinden ya da vakıf üniversite mezun olmadan önce bir kere her bir öğretmene birinci dönem 25 kitap, ikinci dönem 25 kitap, 50 kitap Kültür Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da YÖK'ün belirlediği bir kitap okuma zorunlu getirilmeli. Her senenin sonunda bu kitap okunan 50 kitaptan bir final tarzı bir sınav, mülakat. Arkasında 4 yılın sonunda okunan ortalama işte bir 200 kitaptan sorunlu bir sınav, mülakat tarzı da olabilir, yazılı da olabilir. Belki ondan sonra alanla ilgili ufak bir sınav ve bu öğretmenin seçilmesi için en büyük tercih olmalı. Buradaki amaç ne? Konuşabilen, ifade edebilen... Bunu fakültedeyken mi yapılsınız diyorsunuz, anlayamadım. Fakültede tabii, birinci sınıftayken. Birinci sınıfta başlarken mezun, yani mezuniyet ölçütü olarak bu alınmalı. Sonra buradan yapılan... Mezun olana kadar 200 kitap mı okutalım tabii, diyorsunuz en az? En az. Evet. Ve en sonunda, 4. yılın sonunda okunan 200 kitabın özetinden, her yılın sonunda 50 kitaptan bir sınav, 4 yılın sonunda 200 kitaptan yapılan bir sınav ve bu sınav aslında onun oradan aldığı puan hem okulu geçmesine hem de öğretmen olarak atanırken bunun... şey olarak sorulmasına, yani bir siz söyleyin, bir ayrıştırıcı bir özellik olarak öne alınmasına. Hocam siz o kadar önemli bir noktaya giriyorsunuz ki, yani o zaman bizim yani başka şeyleri de irdelememiz gerekiyor. Yani kimse bana kızmasın. Yani bir tıp doktoru 4 yıl boyunca acaba 50 tane kitap, ekstra kitap okuyabiliyor mu? Efendim işte bir ilahiyatçı üniversitede okuduğu kitapların dışında acaba ekstra branşıyla ilgili kitap okuyor. Tabii okuyanlar var. Yok değil. Genelden bahsediyorum. Evet. İşte bir öğretmen, yani ben mesela bir diyelim tarih öğretmeniyim. Kendi alanımın dışında ama destekleyici yine. Çünkü insan yetiştirmeye çalışacağım. Acaba okuyabiliyor muyum? Yani okumayan bir toplumun bireylerini siz her sene 50 tane kitap okutacaksınız. Evet. Yıl işte 4 yıl sonra 200 kitap olacak ve bundan sınav yapacaksınız. Evet. Çok zor bir şey gibi geliyor. Şimdi ben de hocama şunu söyleyeyim. Yani hani belki çok açıyorum burada, tabii yine işini çok iyi yapan, bizi yetiştiren halen konuştuğum Faik hocam var. Öğretmenlerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Şimdi siz öğretmene böyle baktığınızda bir kere öğrenciye ulaşabilen, sosyal ilişkileri güçlü bir öğretmenin ön adımını atmış olursunuz. Evet. Birazdan aileye geleceğiz. Çocuk eğitimi aileden mi alır, öğretmenden mi alır? Buraya bir virgül koysak hocam, bu soruya cevap diyelim. Fakat kısa bir araya gidelim. Tabii, lütfen. Müsaadeniz var mı? Tabii ki. Sevgili izleyenler, kısa bir ara diyeceğiz. Önemli bir konuyu birlikte müzakere edeceğiz. Çünkü küçük ailemizin önünde kocaman bir aile var. O ailenin sorunlarını evet buradan başlatarak bir nokta taşımamız gerekiyor. Kısa bir ara diyoruz efendim.
Efendim, aile vaktine bir kez daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul Birsen Üçnoğlu Şube Başkanım. Eğitim Birsen. Eğitim Birsen. Evet, Üçnoğlu Şube Başkanım ile efendim davranış bilimleri uzmanı Mehmet Hocam buradalar. Erol Hocam, sizinle başlayalım ama Mehmet Hocam önemli bir noktaya aslında değindi. Yani biz biraz yukarıda acaba öğretmenin yetiştirilmesiyle ilgili bir şeye mi dokunsak, çocuklarımız aşağıda düzelseler, öğretmeni fakültelerde mi yetiştirsek, biraz daha orada farklı eğitim programları mı uygulasak? Çünkü bu ülkenin yine lokomotifleri öğretmenler, eğitimciler. Eğitimci öğretmene, eğitimci anne babaya ve çocuğa iyi rehberlik yaparsa sanıyorum kaliteli insan çıkacak. Birazdan iyi insanın olamama sıkıntılarını psikologumuza soracağız ama biraz buraya mı irdelesek acaba? Yani evet. Ya şimdi şöyle, yani eğitim sadece öğretmenin üzerine yıkılabilecek bir şey değil. Gitgide de öğretmenin kontrolünden çıkıyor. Bunu biz zaten görüyoruz. Artık dijital dünyaya doğru gidiliyor şu pandemiyle beraber. Belki de bir 30-40 yıl sonra bugünkü anladığımız manada öğretmenlik de olmayacak. Şimdi 20-30 yıl öncesi kadar öğretmenin öğrenci üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir şey yok zaten. Çocuklarımızın üzerinde anne babanın da bir etkisi yok. Yani çocuğu doğar doğmaz bir bireysin diye koyuyoruz ortaya. Bireysin, sen farklısın, sen şusun, sen busun. Bambaşka bir insan yetiştirmeye doğru gidiliyor. Ve çoğu insan da bizim düşündüğümüz manada da düşünmüyor. Öyle çocuğuyla çok yakından ilgilenilsin istemeyen çok da bir veli kitlesi var. Sen dersini anlat git başka bir şeye karışma şeklinde. Şimdi ben bu önemli bir problem. Tabii canım bu da yani, var. Yani çok çünkü özellikle o zaman şikayet etmeli bir anlamı yok. Çünkü şu FETÖ'den sonra millet de ilgilenen hocaları da çok yanlış anlıyor. Öyle de bir tarafı var. Bu öğretmen benim çocuğumla niye bu kadar ilgileniyor acaba? Bu nasıl bir farklı problem? Bilmiyorum. Nasıl bir illet? Yani şimdi bunun bir şeyi evet. Travmasını toplum üzerinden atması lazım. Bir de bizim tabii kıblemiz batıya doğru yıllardan beri. Evet. Artık oradaki bireyselleşme buraya da er ya da geç geliyor. Yani öyle çocuğa dokunacaksın, çocukla şey yapacaksın falan bunlar modern dünyada çok istendik şeyler değil. O zaman ben öğretmenden ya da 25, anne babaya mı dokunmak lazım? Ya hepsine dokunalım. Evet. Dokunmamakta bir sıkıntı yok. Ben şunu anlatmaya çalıştım. Yani biz öğretmeni yetiştirmek için gayret ediyoruz. Sonuç itibariyle ne kadar yetiştirmeye gayret ederseniz edin. Oradaki kişinin kendi gelişim serüveni de burada önemli. Dolayısıyla biz fabrikasyon gibi ne kadar gayret edersek edelim hepsini aynı kalitede, aynı kıvamda yetiştirebilir miyiz? Mümkün değil. Böyle bir şey zaten yok. Ama sonuç itibariyle arkadaşlarımız fakülteden mezun olduktan sonra bu kendini geliştirme yolculuğu içerisinde bakıyorsunuz mesleği bitirene kadar 3-5 fakülte bitirecek kadar da bilgi edinen arkadaşlarımız var ama bilgi de her şeyde çözüğü değil. Yani işin içinde ruh olacak, vicdan olacak, adanmışlık olacak birçok şey olacak. Ama herkes de tabii toplum bizden oluşmuyor. Bizim baktığımız gibi de bakmıyor. Ben şunu demek istiyorum. Yani sadece öğretmeni yetiştirerek en mükemmel manada yetiştirerek de bu eğitimin sorunlarını çözmek öyle kolay değil. Çünkü çocuk bugün öğretmenin elinden de kaymış gitmiş vaziyette. Toplumun elinden de kayıyor, ana babanın da elinden kayıyor. Durum bundan ibaret. Ama bütün bunlar var diye biz elbette her şeyin daha iyisi mümkün. Daha iyi öğretmen yetiştirmek, daha iyi öğrenci yetiştirmek, daha iyi aileler oluşturma fikriyatından elbette vazgeçecek. Yani herhalde bu fakültelerini bu manada da şey yapılabilir. Evet. Kıymetli hocam, Erol hocam, yani dijital bir çağdayız. Çocuklar bir şekilde doğar doğmaz farklı bir bireyselleştirme politikasıyla yetiştiriliyor.
işte kimse benim çocuğuma işte dersini verdikten sonra karışmasın, ilgi duymasın, rehberlik yapmasın gibi böyle ifadeler kullanarak böyle çocuk farklı bir boyuta taşınıyor. Ortada bir problem var. İyi insan olabilme umuduyla hepimiz bir gayret içerisindeyiz. Bu anlayış dijitalleşen bir süreçte bizim sorumluluğumuzu üzerimizden atmıyor. Anne baba olarak, öğretmen olarak, tabii idareci ki olarak, yani insan olarak, Müslüman olarak ya nasıl olsa hani elimizden kayıp gidiyor. O zaman çok da önemsemeyelim ya da çok da dert edinmeyelim. Hani nereye tosladıysa. Herhalde böyle de yapamayız. Hayır, yani. Hayır. Aksine daha fazla dert edineceğiz ama. Mevzu bu. İçinde yaşadığımız gerçekliği de görmemiz lazım. Ben konuşmalarınız içerisinde bir kelime yakaladım. Adanmış olmak. Hocam bunu birazdan açalım. Yani adanmış anne baba, adanmış öğretmeni biraz konuşalım. Ne yapmak lazım? Hakikaten adanmış olmak için ne yapmak lazım? İyi insanı konuşuyorduk hocam sizinle. İyi insan olmanın püf noktaları nelerdir? Ben iyi insan yetiştirmenin aşamaları nelerdir kıymetli hocam? Nereden başlamak lazım? Yani şöyle karşımda bir insan var. Onun neresinden başlamak lazım? Evet. Önce devlete ait kısmına bir cümleyle dokunabilir miyim? Bugün baya bu politikalara hocam girmeye bir başladı. Devletimizden bileceğim. Şimdi başkanımı yakalayayım. Normalde ben diğer programda çok böyle siyasete girmiyorum. Evet. Ulaşmak çok zor. Hocalarım çok yoğun. Bürokrasi de artık biliyorsunuz keşke adanmışlık diyor ya hocam. Keşke ben Hazreti Ömer'e sahaben ulaştığı gibi işte bugün çat kapı kimse kırılmasın bir milletvekilime taktiğe ulaşabilseydim. Ama maalesef artık o geçti artık o kısımlara evet. Çok girmeyelim. Ulaşmak artık zor. Koruma orduları herkesin. Yani köyünüze muhtar seçiyorsunuz artık muhtara bile ulaşmak artık çok zor. Etiket artık insanları değiştiriyor. Lokman hocam büyüklerimizin şöyle bir adım atması gerekiyor. Memurluk kavramı yani her noktada sadece öğretmen için değil. Postane, polis, asker, öğretmen, banka. Şu an Türkiye'de ekmek kazanmanın ön koşulu memur olmak. Sokaktaki kime sorarsanız sorun. O zaman herkes gözünü memurla dikmiş yani. Tabii hocam. Şimdi herkes gözünü memurla dikiyorsa sınav sistemi olmazsa olmaz olur. Önce bir memurluk kavramını burada bir şey yapmak gerek. Bu çok kötü bir şey hocam yani. Tabii ki. Dokunmak gerek Lokman yani, hocam. Teşebbüs ruhumuzu öldürür bu yani. Lokman hocam çok samimi söylüyorum. Ben bir video izledim. Almanya'da sokak röportajı yapılıyor. Çocuklara soruluyor. Ne olmak istiyorsun? Lütfen herkes izleyebilir. Marangoz, kapı işte demir doğramacı ve benzeri gibi meslek isimleri anılıyor. Bizim ülkemizde sorduğunda doktor, avukat, diş hekimi, şimdi son zamanlarda moda polis, vatanı sevenleri tenzih ederek konuşuyorum, önlerine saygıyla eğiliyorum ama para kazanmanın en kolay olduğu alanlardan bir tanesi. Asker, şimdi dolayısıyla siz böyle yaparsanız bütün kavramların işini boşaltırsınız. Ben de diyorum ki polislik öyle para kazanmak için seçilecek bir meslek değil. O duygu olmalı, adanmışlık olmalı. Öğretmenlikte adanmışlık olmalı. Devlet bir kere bir memurluğun önünü böyle bir kapatmalı. Elinden geldiği kadar meslek liselerini desteklemeleri ve özel teşebbüsünün önünü açmalı. Böylece herkes, işte o zaman ne olacak Lokman hocam? İyi insan, anne çocuğuna şöyle bakmayacak. Fizik yüz, oğlum yalan söylüyor. Bir şey olmaz ama fizik yüz demeyecek. İyi adam arayacak. Hocam özel teşebbüsün önünü açtığımız zaman da özel teşebbüste olan kişiler de çok da eğitimci ya da eğitimli insanlar değil. Tabii özel kurumlarımızın eğitimci olan, efendim işte adanmış olan insanlar elbette var. Kurucularımız, genel müdürlerimiz elbette var. Fakat burada da bir kriter olması gerekiyor. Önüne gelen parası olan herkes kurs açıyor, işte özel okul açıyor, efendim işte ya özel teşebbüste bulunuyor. Elbette bu olayı farklı bir boyuta taşıyabilir. Ya, burada yani. Tabii ki bu özel öğretim kurumları için bu olmazsa olmaz olmalı. Zaten böyle bir adım atıldı sağ olsun. 15 Temmuz'dan sonra böyle bir adım atıldı. Artık bir kurs açmak istiyorsanız öğretmen kökenli olmanız gerekiyor. Ya, bu bir şart. Bu çok da gerekliydi. İyi ki de atıldı. İnşallah kolejler için de para babaları değil eğitimin içinde olanlar olur ki yarın Doğa Koleji o kadar öğretmeni mahvetmesin. Burada olması gereken bu. Ancak ben sadece eğitim kısmını baz alarak konuşmuyorum Lokman Hocam. Yani genel olarak memurluk
ikinci sınıf olmalı. Yani insanlar eskisi, hani eski hatırlarsanız 80'li yıllardaki filmlere, 70 yıllık filmlere baktığınızda memura kız verilmiyor. Dikkat edilseniz. Yani burada memuru yine küçümsemek için konuşmuyorum. Ama günümüzde herkes kimi tercih ediyor? Memuru. Çünkü pandemi garanti oldu. Garanti var yani. Tabii pandemi oldu. Mehmet Hoca maaşını alamıyor. Ama adam evinde oturuyor. Mesela ben şey demiştim. Orada da yine çok kız Twitter'da çok tepki alıyorum. Dedim ki ben arkadaşlar evinde oturacağına arkadaşlara bir ay eğitim verin. Sağlık sektörüne destek olsunlar. Yani vatanseveriz ya biz böyle. Gönül işi bu. Ya da sağlıkçı arkadaş çalışıyor. Sağlıklı arkadaşı destekleyelim, alkışlayalım, onur edelim. Ama işini yaptığında söyleyelim. Yani böyle hani orada öylesine de durmuyor. Yani babamızın hayrına da orada görev yapmıyoruz. Yani makam işgal etmiyoruz. Yani kavramların yerine oturtmak gerekiyor. Burada biraz devlet acımasız olmalı. Kurallar noktasında. Net olmalı, sert olmalı. Koltuğun hakkı verilmeli. İşte memursa memur, öğretmense atıyorum, polisse polis, serbest işte serbest ve benzeri. Ama burada insanlar birinci etapta üniversite kapılarına yığılmamalı. İşte LGS bu kadar önemsenecek noktaya getirtilmeli. Çünkü adam demeli ki ben çocuğumu falanca meslek lisesine götürdüğümde bitirecek, iyi bir mobilyacı olacak, iyi para kazanacak diyebilmeli. İyi bir elektrik ustası olacak, iyi para kazanacak diyebilmeli. Bugün dün bir arkadaş dedi ki ben sanayide dedi arabamı sıraya koydum, bana bir hafta sonra sıra gelecekmiş. Adam demiş ki usta yok, usta bulamıyorum. Çünkü herkes kolay yoldan bir üniversiteye gideyim, ondan sonra bir açıyorum, hocam, birini bulayım, atanayım, gideyim. Hocam dijitalden bahsetti. Evet. Dijital çağda da şimdi evet memurla herkes gözünü dikmiş ama şimdi çocuklarımıza öyle bir şey yaşatıldı ki şu anda hissettiriliyor ki kolay yoldan kazanmanın en önemli şeyi de efendim ben YouTuber olayım, ben fenomen olayım, ben oradan para kazanırım, gelir bana oradan, bir de ben meşhur olacağım. Meşhur olmayla ülkeye çok şey kattığını düşünecek bir zihniyet maalesef şu anda çocuklarımızda hakim. Onun için ben biz öğretmenlere ve anne babalara çok iş düşüyor. Yani çok fazla aydınlatmamız, çok fazla irdelememiz gerekiyor Mehmet Hocam. Oradaki noktaya özledim lokma. Şimdi sıra geldi bize. Ben öğretmenim, ben kimin çocuğuyum? Bir anne babanın, değil mi? Evet. Eseriyim. İşte asıl nokta burada anne babaların en kestirmeden işi öğretmene bindirme, okula gönderme, okul onlar için şey. Yani öğretmen desteklenmez. Ben özel sektör için konuşayım. Devlete çok bulmadığım için haddimi aşmayayım. Yani çocuk bize gelir, bir kısım çocuk çalışmak için gelir, bir kısmı da aman çocuk işte 6'ya kadar orada kalsın da ben akşam 6'dan sonra çocuğu alırım. Böyle derseniz öğretmene siz destek olmazsınız. Hmm. Her şey öğretmenden beklenilmez. Önce anne baba olmak gerekiyor. Çünkü ben bir öğretmen olarak bir anne babanın eseriyim, senin çocuğun karşısında. Yarın senin çocuğun da ya bir öğretmen olacak ya bir doktor olacak. Hmm. Ya doktor olacak iyi yetiştirmediğin için organ mafyasına karışacak. Polis olacak iyi yetiştirmediğin için, iyi yetiştirmediğin için polislik görevinin dışında atıyorum farklı bir alana yönelecek. İyi yetiştirmediğin için atıyorum ne bileyim öğretmen olacak, devlette maaşını alacak ama kendi sınıfındaki öğrenciyi derste bilerek bırakıp özel derste teşvik edecek. İyi yetiştirmediğin için hakim olacak, savcı olacak, adil bir karar vermeyecek. O yüzden önce anne baba olmak. Burada Bismillahirrahmanirrahim deyip yani böyle orada inanç ve benzeri farklılıklara girmeden vicdan sahibi anne babalar olmak. İşte orada vicdan sahibi anne baba olmak nedir? Lokman hocam iyi insan dokunacak çocuğuna. Sevecek çocuğunu. Hep değiniyoruz. Baba kız çocuğunun saçını okşayacak. Anne erkek çocuğuyla muhabbet edecek. 10 yaşından sonra baba erkek çocuğuyla sohbet edecek. Alacak. Derdiyle dertlenecek. Onda sınavdan çok, okuldan çok iyi bir birey olmanın gerekliliğini anlatacak. İyi bir birey nedir onu anlatacak. Kavganın gereksizliğini anlatacak. Şiddetin gereksizliğini anlatacak. Asıl ebed hayatı anlatacak. Asıl dünyayı anlatacak. Hmm, bu dünyanın bak, geçici şey. Olduğunu anlatacak. Önemli evet. Bir şey. O zaman... kalbe bir tohum atmak lazım. Tabii ki. Yani iyi insan olmanın herhalde kalple başlayacağını ben herhalde şu anda anladım. Bir cümle kullanabilir miyim Lokman hocam? Ben 40-70 yaşıma kadar yaşayacağım. 70 yaşından sonra öleceğim. Toprak olacağım. Toprak nerede? İnek içti. İnek nerede? Suya kaçtı gibi bakarsanız benim vicdanım gelişir mi? Gelişmez. Ama doğru, 70 herkes yaşından... Herkesi sömürebilecek anlayışa sahip olur. 70 yaşından sonra oğlum bak sen 70 yaşından sonra asıl hayata adımını atacağın yer. Bak şimdi anne karnından dünyaya geldin. 70 sene ömrün var. Sakın ha burada işte bir şey bekleyen gözüne bakma. Burada attığın tohum senin ilelebet yaşayacağın hayatta. Ya bir zindanda yaşayacaksın ya sarayda Yusuf gibi kral olacaksın.
eğitimini verirsen, bilincini verirsen hocam onu devam ettirecek. Olacağız diye insan olma eksenini devam ettireceğiz. Hocam adanmışlık ne demek? Nasıl adanmış olacağız? Adanmak için ne özelliklerimiz olmalı? Öğretmen adanmışlığını konuşalım. Vallahi şimdi konuşalım. Mehmet Bey o kadar değişik şeyler söylüyor ki cevap verme ihtiyacı yok yok mecburen, hocam. Hocam yok, bize cevap vermeyeceğiz. Cevap vermiyorum da şöyle devlet memurluğuyla ilgili söylemiş olduğu şey, yani devlet memurluğu ne kadar istendik bir şey olursa devletin sunduğu hizmet de o kadar kaliteli olur. Yani biz bugün elbette devlet memurluğuna ulaşmak zor. Bundan biraz muzdaribiz, doğru. Ancak bir şeyi ne kadar zor ulaşılırsa onun da kalitesi o kadar iyi olur. Dolayısıyla devlet memurluğunun zor ulaşılabilir bir şey olmasını önemsemek lazım. Bu çok önemli de sanki hocam, ya, hocam şöyle, şunu da vurgulamış ikinci sınıf durumuna düşsün, hür teşebbüsünün önü açılsın falan. Yani sonuç itibariyle devlet memurluğunun kalitesi arttıkça hizmetin kalitesi de artıyor. Yani şöyle alınan hizmet bakımından değerlendirildiğinde birçok devlet memurluğu sektöründe 40-50 yıl öncesine ya da 20-30 yıl öncesine kıyasladığınızda çok ciddi mesafelerin alındığını da söylemek lazım. Her şey dört dörtlük elbette değil. Onun için uğraşmamız lazım. Katılıyorum. Ama toplumun en alt ekonomik kesimi, en az okuyan kesimi, en az kendini yetiştiren kesimi devlet memurlarından oluşursa o da çok büyük sıkıntı. Onun sıkıntılarını da yaşadık. Hı hı hı. Ancak şöyle hak verdiğim bir husus şu. Biz çocuklarımızı hep mühendis, doktor vesaire avukat olsun diye uğraşıyoruz. Halbuki diğer sektörlerde son derece önemli. Yani bir türlü biz meslek lisesi, akademik lise dengesini kuramadık. Dünyada meslek lisesine daha ihtiyaç olduğu ortada. Dolayısıyla belli sektörlerde kalifiye ustalara, kalifiye çırağı, kalifiye kalfaya ihtiyaç var. Bunun için meslek liselerinin önün açılması gerektiği fikrine aynen katılıyorum. Hocam, sıradan ama bir... şu var, zengin ülkeler de şunu yapıyor. Yani nerede ihtiyaç varsa, kendinden karşılayamıyorsa dışarıdan da getiriyor. Yani Almanya'sının da Amerika'sının da yaptığı bu. Sizin paranız varsa ustayı da bulursunuz, yetiştirmeniz. Berbere gittim. Tabii tıraş olduktan sonra her zamanki verdiğim rakamın neredeyse iki katını sefer istedi. Yani aslında tevdiğimiz, tanıdığımız, yıllardır gidip geldiğimiz bir ustamız da abi diyor, yani her şey diyor değişti. Ondan sonra bak gördünüz mü, ben kendi temizliğimi kendim yapıyorum. Nasıl dedim yani? Ya kalfan yok mu? Hocam çocuk bulamıyorum diyor. Yani berberlik, bakın şu anda berberlik fiyatları yükseldi. Alttan eleman yetişmiyor. Dışarıdan berber olarak, ortak olarak alacağınız arkadaşların da geliş şartları yükseliyor. Ben de şu şartlarda gelirim diyor. Eskiden birlikte efendim işte kalfa gelirdi. Benim dükkanımda çalışırken yarı yarıya çalışırdı. Diyor ki üçte birini size vereceğim diyor. Şimdi otomatik olarak bu da fiyatları yükseltmek zorunda kalıyor. Yani eleman yetişmiyor hocam. Yani kasap için eleman yetişmiyor. Mobilya için eleman yetişmiyor. Elektrik için eleman yetişmiyor. Elektricimiz yok. Bilgisayar hepimiz kullanıyoruz. Hepimiz biliyoruz ama bilgisayar tamir edecek elemanımız yok. Teknik elemanımız yok. Olanlar da o hocam bir fiyat yükseltmişler ki. Bu da aslında biraz normal gibi geliyor. Fakat işte biraz bunlar dert edinmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi oraya şöyle bir ilavede bulunayım. Devletimiz güzel bir şey yaptı. Mesleki eğitim merkezlerini bitirene lise diploması hakkını vermiş oldu. Meslek eğitimden mezun olan meslek lisesi diploması almış olacak. Oraya da ne zaman gidiyorsunuz? Ortaokuldan sonra. Bizdeki çırak usta ilişkisi meslek eğitim merkezleri yoluyla şu anda yürüyor. Ben bu sistemin biraz anlatıldıkça, oraya öğrenci yönlendirildikçe bu usta çırak ilişkisinin biraz daha gelişeceğini, bu sektörlerde rahatlama olacağını düşünüyorum. Şimdi şuna da özenmemek lazım, altını çizerek söylüyorum. Yani çocuğu ilkokul 5'ten itibaren işte bir şeyin ustanın yanına vereyim, şudur budur. Bunlar da gelişim psikolojisi açısından, çocuğun gelişim açısından çok doğru şeyler değil. Yani bu çocuk işçilik dünyada çok istendik bir şey değil. Yine en azından bir çocuk hani eli kırılması için mutlaka erken başlaması lazım. Kabul ediyorum. Ama tabii
Fakir ülkelerde neredeyse 3-5 yaşındaki çocuklar sokaklardan başlayarak çalıştırılıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Ortaokulu bitiren çocuklarımızın gerek meslek liselerine, gerek mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri, bu uğurda yapılacak ciddi önemli faaliyetlerle bu usta-çırak ilişkisi meselesini ciddi anlamda canlandırabiliriz diyorum. Bunun önünün de birkaç yıldır açık. Demek ki o zaman doğru anlatılması lazım. Doğru anlatılması lazım. Yani uzmanlarımızın bu çıraklı eğitimlerini, destekleyici programları, efendim işte bitirdikten sonra lise diploması alabileceğini, tabii ki, insanlara tabii ki iyi anlatması gerekiyor ki birçok baba, gerçekten şu anda anne içine girmiş olduğu çıkmazdan kendisi bir kurt rahatlatabilsin. Şimdi Mehmet Bey tabii devlet memurlarıyla ilgili hususu anlatırken belki seyirciler şöyle anladılar. En çok maaş alan devlet memurları gibi böyle bir şey algılan. Değil, yok. Yani ben bu mesleğe başladığımdan beri bizim aldığımız maaş yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının üzerinde. Dolayısıyla maaşımızın pozisyonu bu. Şimdi çok iyi yetişmiş bir usta esasen çok aranan değil mi sanayide? Evet. Bunlar bizden çok daha fazla kazanıyorlar. Kazansınlar. Bizim onda da gözümüz yok. Nitelikli iş yapan, işini hakkıyla yapan kazansın. Onun da olması lazım diye. İşte iş herhalde şeye geliyor. Yine öğretmenin çocuğa evet iyi rehberlik yapması lazım. Ama kendisini o çocuğa hayatına, geleceğine, dünyasına, ahiretine adayan bir ruh sahibi olarak görmesi lazım. Biraz adanmışlığı konuşalım. Şimdi şöyle, adanmışlığı tabii ki konuşalım. Bir kere adanmışlık ne? Şu, ben bu çocuğu yetiştirirken kendi çocuğum gibi yetiştireceğim fikridir. Siz kendi çocuğunuza neyi layık görüyorsanız, vatandaşın çocuğuna da aynı şeyi layık görüyorsanız adanmışlık budur. Burada başlar. Burada kendin biter. İçin istediğini başkası için istemedikçe. Evet. Yani felsefe. Peygamberin bu felsefesi. Felsefe bu olmalı. Evet. Bizim felsefemizde esasen bu. Saldım çayıra, Mevlam kayra. Hem aile, hem öğretmen, hem toplum böyle yaparsa zaten bu işin önünü alamayız. Ama şunu da söylemek lazım. Yani 1 milyonluk öğretmen kitlesi ya da 1 milyonluk atıyorum başka bir meslek grubu. Ya bunların tamamının da adanmış olmasını sağlamak yani mümkün mü? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Yani iyi ile kötüyü nasıl ayırt edeceksin hepsi aynı olduğu zaman? Bir gönül ister ki 1 milyon işte atıyorum doktor varsa bir ülkede hepsi en kalitelisinden olsun, hepsi en vicdanlısı olsun, en iyisi olsun. Ama bu dünyada çok da başarılacak bir şey değil. Ama şu var, yani bir kere eğitimde öğretmenlerin kahir ekseriyetini adanmış öğretmen haline getirmek lazım. Buna uğraşmak lazım, buna zorlamak lazım. Bunu yaptığımız zaman da elbette çok şeyin değişebileceğini de öngörmek lazım. İşte, görmek lazım. Acaba mesela öğretmen için okul müdürlerinin mi seferber olması lazım? Milli Eğitim Müdürlerinin mi seferber olması lazım? Bakanlığın mı seferber olması lazım? Nereden başlamak lazım? Mesela eğitim bir sen olarak siz önemli bir başkanlık vazifesini yürütüyorsunuz. Yani şu anda her şey benim elimde olsa ben şuradan başlarım. Şu grubu yetiştiririm, bu grubu diğer gruplara yönlendiririm ta ki iyi rehberlik yapabilsin. Şimdi Mehmet Bey'in değindiği hususa da ben de değineceğim. Şöyle, yani öğretmen yetiştirmede bir kere öğretmeni yetiştirirken milli manevi değerlerin yüklenerek yetiştirilmesi son derece önemli. Bunu bir kere sağlamamız lazım. Bilgisiyle, birikimiyle, inanç değerleriyle bir bütün olarak düşünüp öyle yetiştirmemiz lazım. Yoksa biliyorsunuz bu ülkede maalesef dinden soyutlanmış bir sürü nesiller yetiştirildi. Evet. Ve biz onlardan da çok da verim alamadık. Sonuçta öğretmeni çok ideolojik de kurgulamamak lazım işin gerçeği. 12 Eylül öncesi dönemlerde. Sanki ideolojik değil de hocam. Yani işte iyi insan, siz bir cümle kullandınız, onun üzerine Mehmet hocama soru sordum. Yani iyi insan olarak yetiştirmek sanki çok daha herkesi kucaklayacak olan bir kavram. İyi tabii ki, insan, tabii ki. Evet.
Şimdi tabii ideolojik olarak düşünemeyiz. Yani ideolojik düşündüğün zaman o zaman FETÖ eksenli bir yapılanma ortaya çıkıyor. Tabii ki. Yani ben de aynı şeyi söyledim zaten. Hani ideolojik davranmak belki de hiç yakışmayan zümre varsa o da öğretmendir. Bu ülkede dünyanın değişik ülkelerinde öğretmenleri bir şey gibi yetiştirdiler. İdeolojik robot gibi yetiştirdiler toplumu. O şekilde de oluşturmak için öğretmenleri sürdüler birçok ülkede. Yani ideolojik devletlerin çoğu bunu yaptı ve bunların biz zararlarını görüyoruz. Dolayısıyla biz adanmış öğretmen dediğimiz zaman vicdanlı öğretmen, öğrencisiyle ilgilenen ve bir öğrenciyi ülkenin geleceğiyle ilgili yetiştiren öğretmen olarak görüyoruz. Adanmış öğretmen mesela hocam şu anda yaz tatilindeyiz. Uzun da bir zaman dilimi içerisindeyiz. Öğretmen işte bir şekilde şu anda memleketinde, evinde. Adanmış öğretmen bu tatilde de öğrencileriyle mesela nasıl bir iletişim kurar? Yani nasıl olsa bunlar benden ayrıldılar. Ben de tatildeyim, onlar da tatilde. Yani boş verebilir mi hocam? Yok. Arkadaşlarımızdan çok ciddi manada ilgilenenleri ben biliyorum. Yaz tatiline girerken öğrencilere kitap tavsiye eden arkadaşlarımız çok var. Hocam şöyle. Ve bunları da takip ediyorlar. Şu anda bunlar yapılmıyor. Bunlar yapılmıyor demiyoruz. Evet. Elbette yapan çok öğretmenimiz var. Zaten şu anda eğitim bir sene de konuşmuyoruz. Ona üye olan öğretmenden de bahsediyoruz. Aynen. Çünkü bu ülkenin ne kadar öğretmeni var toplam? 1 milyon üzerinde öğretmen. Yani 1 milyon insan, 1 milyon öğrenciyle iletişim kurabilecek durumda şu anda. İsterse kurar tabii birebir. İsterse kurar. Evet. Yani herhalde biraz da bunu da gündeme getirmek lazım. Ben bir öğretmenim. Yani sınıfımda işte efendim 15-20 tane öğrenci var. Ya 15-20 kişiye ulaşamıyorum ama bir kişiyle gerçekten yani iletişim kurabilirim. Bir kişiye rehberlik yapabilirim. Her öğrenci benim mesajlarımı anlamayabilir ama bir kişi. Hani hatırlar mısınız? Ben özel dokunuş kitabıma da onu koydum. Bu arada hocam ayrı danışmanıyım ben. Gelen vakalar, danışanlarım o kadar ızdırap çekiyorlar ki bakıyorum içinde eğer bir öğretmen, bir eğitimci bu aileye dokunmuş olsaydı, öğrenci vasıtasıyla bu aileye dokunmuş olsaydı o bir danışmanı arzu etmezdi, gelmezdi bana. Evet. Çünkü aynı zamanda danışmanlık merciinde birisi, sözü dinlenir bir makamda. Öğretmen öyle kolay bir makam değil yani. Evet bir memuriyeti var ama bu ülkenin mürşididir öğretmen, vicdanlı bir öğretmen. Yol göstericisidir, rehberidir. Sosyal ve siyasi hayatın, siyasi hayat dışında bütün hayatın karelerinde velinin, öğrencinin yanında yer alabilecek ve kapı açabilecek bir insan bir konumda. Dolayısıyla ben 15 kişiye ulaşamayabilirim ama bir kişiyi gerçekten iyi koordine edebilirim. Yani işte vatanseverliği, efendim işte başarılı olması, akademik başarısı, efendim işte gönül yapısını, vicdanını ben hakikaten çok güzel inşa edebilirim. Bu da 1 milyon insan demektir hocam. Az değil yani. Şimdi şöyle güzel ben özel dokunuşa şey koymuştum, alıntı bir şey koydum. Hani denizin sahiline vurmuş olan yıldızları, deniz yıldızlarını tek tek atan birisine soruyorlar. Ne yapıyorsun? Bunlar demiş hayata denizle buluşuyorum. Ya demiş milyonlarca deniz yıldızı var. Ne fark eder ki? Tekrar eğilir bir tane atar. Evet diyor belki diğerlerini kurtaramıyor ama bunun için önemli diyor. Hayatla buluştu diyor. O bir kişi bazen toplumun kaderini değiştiriyor. Yani bu da İşte Cumhurbaşkanımızın bakın. Evet. Cumhurbaşkanımıza birileri dokundu. Bir öğretmen dokundu hocam. Bir anne baba dokundu. Evet, ve hepimize dokundu ki bugünlere. Tabii ki. Öyle yani dokunmadan olmuyor. Anne baba ve öğretmen dokunduğunun ileride ne kadar faydalı olabileceğine bir hesap yapsa herhalde şimdi boş durmaz. Hepimizin çocukları bir cumhurbaşkanı adayı mı? Evet. Bir bakanlık yetkilisi adayı mı? Evet. Bir öğretmen adayı mı? Evet. Binlerce insana ulaşabilecek bir aslında pozisyondayız. Bir farkına varabilsek herhalde biraz adanmış olacağız. Şimdi şöyle, çok güzel örneklerimiz var. Bu güzel örnekleri yaygınlaştırmak lazım. Mehmet Bey mesela kitap okumaktan bahsetti. Bizde öyle ilçelerimiz var ki
okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürüyle beraber her ay bir kitap okuyorlar. Bunu birlikte yazarıyla beraber değerlendiriyorlar. Gayet güzel bir örnek. Bunu alıp uygulayan başka ilçeler de oldu. Şimdi bakıyorsunuz bir başka ilçemizde öğrenciye dokunmak dediniz. Belediyelerimiz her aile için bir kutulu okum yaptırıyor. Gönüllü öğretmenler idarecileriyle birlikte her evi tek tek ziyaret etmek suretiyle gidiyorlar. Orada aileyle oturuyorlar. Çocuğu ortamında görüyor, ilgileniyor, derdini dinliyor ve bir bakıyorsunuz orada bir süre sonra farklı şeyler oluyor. Daha güzel bir çocuğun eğitiminde gelişim çizgisi ciddi bir noktaya, güzel bir noktaya doğru gidiyor. Bu güzel örnekleri elbette bizim yaygınlaştırmamız lazım. Şimdi pandemi döneminde yani kötü örnek adanmış toplumun... öğretmen deyince aklıma hocam Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal hocam gelir. Eyvallah. Hocam bizi izliyorsa selam olsun. Gerçekten burada efendim beraberliğimiz olmuştu birkaç defa da. Evet. Maraş'ı ziyaret ettim. Hemen şöyle ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradı. Benim dedi kıymetli bir yazar dostum var dedi. Aile danışmanı ve mutlaka dedi çocuklarla buluşturun. Hocam benim bir günüm var. Bir günde iki okula gidemez misin dedi. Giderim hocam dedim. Yeter ki siz isteyin. Hocam hemen proje okullarına bizi davet ettiler. Sonra Lokman hocam diyor bizim işimiz gücümüz eğitim. Bu cümleyi hakikaten Cemal hocamdan duyunca çok mutlu oldum. İşimiz gücümüz eğitim. Eğitim, 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 eğitim. Adanmış olarak bu aklıma geliyor. Bir de küçük çekmiş Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman hocam selam olsun. Bu kıymetli dostların isimlerini vermek istiyorum. Yani siz madem eyvallah. İki isim andınız, benim verdiğim örnekler de Üsküdar'dandı. Evet. Sinan Aydın Bey'i de analım bu vesileyle. Evet, evet, selam diğer olsun arkadaşlarımız hocama. Da asla darılmasınlar. Onlar da mutlu. Eyvallah. Çok güzel işler eyvallah. Yapıyorlar. Ali Yeşilyurt hocamı da analım hocam. Şimdi pandemi dönemiyle evet, ilgili bir çoğalır yani. Vaktimiz varsa örnek vereyim. Buyurun. Ben pandemi döneminde öyle öğretmenler tanıdım ki okul açık olduğundan çok daha fazla çalıştılar. Beden eğitimi dersini bile dijital ortamda anlatan arkadaşlarımız oldu. Çok güzel ya. Şimdi vefa gruplarının sadece polisler yetişemiyordu. İmamları devlet bir noktada görevlendirdi ama binlerce de öğretmen arkadaşımız görev aldı. Ülkenin pandemi döneminde kan ihtiyacı oldu. Hep beraber kampanyalar maşallah, düzenledik, evet, kanlar evet. verdik. Yani çok güzel örneklerimiz var. Bizim bu örnekleri... Çoğaltmamız lazım. Çoğaltmamız lazım. Var. Evet. Yani bu hücre bölünmesi gibi hocam. Tabii. Yani güzel örnekleri, güzel modelleri gerçekten çoğaltmak lazım. Hocam iyi insan olma şeylerini konuşuyorduk. Evet hocam. Bir kalbine dediniz ki oğlum şu kadar zamanım var, şu kadar ömrüm var. İleride hesap verebileceğim bir zaman dilimi gelecek. Gerçek hayata gideceksin. O zaman burada dikkat et. O zaman Allah inancını o kalbe koymaya vesile olmak lazım. Evet. Ben onu anladım. Evet, tabii. Önce bir inanç olmalı. Evet. Yani ideolojik boyutuyla değil, bir cemaat adamı yetiştirmek değil, bir tarikata bir adam yetiştirmek değil, Allah'a karşı minnet duyan kulluk şuuruna sahip bir birey yetiştirmek lazım evet. aslında. Herhalde ben evet. onu anladım. Allah razı olsun hocam. Bu 15 Temmuz'u yeniden... hatırladık, yaşadık. O günü yaşadık. Yani evet. O gün sokakta olan herkes gibi biz de tekrar o acıyı, o travmayı böyle iliklerimize kadar yaşadık. Yani özellikle... Allah bir daha yaşatmasın. Yaşattırmasın. Bir sahne çok etkilemişti beni. Evet. Havaalanına gittik, döndük. Şirin Eller Meydanı'nda bir arkadaşımla karşılaştım. Üniversiteden bir arkadaşımdan. Uzun yıllar hiç görüşmedim. Tevafuk oldu. Uşaklar çok alçak irtifadayla uçuş yapıyordu. Subhanallah ya Rabbi böyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı inecekti. Korkutmak amaçlı, işte sindirmek tabii, amaçlı tabii, falan. Evet, evet. Şimdi bunun sadece o değil, bütün halkı korkutmak bu istedim. Örneği niye verdim yani? Ben geçen bir yazı paylaştım 15 Temmuz, yani bu 15 Temmuz'da. Dedim ki FETÖ de olmasın, FETÖ gibiler de olmasın. O zaman çözüm diye soracaklar. Kur'an ve sünnet. Başka bir şey yok yani. Buna yönlendirin, bunu öğretin, ideoloji diyorsunuz ya. Hı hı. Maalesef toplumda böyle bir gereksiz söylem de çok gelişti. Yani denk geliyor hocam işte
adanmış nesil, iyi nesil falan böyle hükümet sürekli dem vuruyor falan böyle işte kindar nesil, dindar nesil dedikleri kindar nesil, işte ideolojik öğretmenler. Kardeşim bir kere İslam ideoloji değil. Anlatabildim mi? Bir kere burada bir dur, burada bir haddini bil. Ama işte şöyle hocam, malum haliniz birileri dini alet ederek, tabii, kullanarak insanları dine davet etmeye çalışırken aslında kendilerine davet etmeye, evet, kendi mantaletisiyle bir sistem kurmaya yönlendirmişler. Yani kilitlemişler, bağlamışlar, bağımlı hale getirmişler. Allah, yani o boyutuyla ideolojik olmaması gerekiyor. Allah razı olsun. Değil mi? Ben de, tabii ki. Erol Hocam, ben de o noktadayım, evet, Lokman Hocam. Yani Allah razı olsun, evet, sizden. Bir kere İslam ideoloji değil. İslam hayatın özü. İslam hayatın kendisi. İslam senin var olma gerekçen. Ya varsın ya yoksun. Varsan birliktesin, yoksan reddettin, şirktesin. Şirkin hesabı bana ait değil, şirkin sahibi onun hesabını sana görür. Yani ben o zaman var olanla yoluma devam ederim. Yokum ama yoksam bana göre orada ben bir dur derim kendimce. İslam ideoloji değil. Yani burada çoğu veli bizden konuşuyor, işte geliyor hocam, işte çocuğumu şuraya davet ettiler, çocuğumu buraya davet ettiler. Bu ayrımı bir yapmak gerekiyor. Bunun sebebi ne işte? Kur'an ve sünnet merkezli bir eğitim anlayışınız olursa FETÖ ve FETÖ benzeri örgütlerin siz önünü kesmiş olursunuz. Okurum Lokman Hocam, son zamanlarda savunma yapmak zorunda kalıyorsunuz bazen. Size gelen veliler cemaatleri soruyor, liderleri soruyor falan. Hatta bu FETÖ'dan sonra böyle en çok üzüldüğüm noktaların bir tanesi, sanki Said Nursi eşittir FETÖ. Subhanallah. FETÖ Said Nursi'nin sokağından geçemez. Mümkün değil, o sokaktan nefes alamaz. Çünkü Said Nursi'nin şahsiyetinde şöyle güzel bir cümle var. Beni değil, kaynakları okuyun çünkü burada esas olan ben değilim. Kaynak dediğine Kur'an'ın tefsiri. Şimdi dolayısıyla Allah'a adanmış kulların hayatlarında kendileri yok. Kendilerinin sahip ol, yani kendilerinin bağlı oldukları ana merkez var. Şimdi siz o ana merkez mihverliği adam yetiştirdiğinizde, o öğrettiği öğrettiğinizde siz zaten çocuğunuzdan doğrudan diyaloğu geliştirmiş olursunuz. Şimdi doğru eğitim almayan, o vicdan muhasebesini iyi yapmış. Tabii ağaç yaşken eğilir diyoruz ya biz. Küçük yaşta çocuğa doğru eğitimi verdiğinizde bir, şiddet meyli bir çocuk olmasının önüne geçtiniz. İki, sorumluluk bilincini geliştirdiniz. İsraf kavramını öğrettiniz. İsraf kavramını sadece madde üzerinde değil, zaman üzerinde de israf kavramını öğrettiniz. Yani doğru çocuk yetiştirdiğinizde, Allah ile gönül birlikteliği oluşturan çocuk yetiştirdiğinizde bir kere çocuk zamanın, zaman israfıyla ilgili kavramı ne yapacak? Hayatın içine oturtacak, zamanı boşa geçirmeyecek. Zamanı boşuna geçirmeyen bir çocuk topluma hiç faydasız bir bireye dönüşebilir mi? Hiç sınıfta öğretmene tepki koyan, öğretmeni yumruklayan bir öğrenciye dönüşebilir mi? Ne mümkün. Ya da hiç böyle bir öğretmen sınıfta cep telefonla uğraşıp vaktini boşa geçirebilir mi? Kesinlikle mümkün değil. Ya da hiç böyle bir doktor hasta görmek yerine vaktini boşa geçirebilir mi? Mümkün değil. O yüzden vicdan merkezli, doğru kaynağından kaynağından besleyerek doğru çocuk yetiştirirseniz o çocuk, işte dedim ya, israf kavramını hayatın dışına çıkarmış olacak. Nedir israf kavramı? Gereksiz zaman harcama. Nedir israf kavramı? Gereksiz söz harcama. Yani çok fazla konuşmayacak. Gereksiz tüketmemek. Gereksiz konuşmayacak. Oturup saatlerce vaktini boşa harcamayacak. Mesela Lokman Hocam, belki konu dağılıyor ama biz hep İslam toplumu olarak kızıyoruz. Dün bir haber kanalında bir kanalda bir belgesel vardı. Belgeselde şöyle bir söz geçti. Allah dünyada da ahirette de kullarına dünyada Rahman, ahirette Rahim sıfatına göre yaklaşır, Müslümanlar bunu unutuyor diyordu. Yani belgeseldeki bir iyi bir hoca, iyi bir alim diyeyim. Bu dünyada kim çok çalışırsa onun karşılığını alır. Hatta öyle bir söz söyledi ki ben ilk defa duydum, titredim. Hani Firavun, işte Hazreti Musa Firavun'un ölümü için dua ediyor. Allah Azze ve Celle Firavun kullarımı besliyor diye Hazreti Musa'ya cevap vermiş. Ben titredim Lokman Hocam. Bakın Firavun inkar ediyor ama üretiyor. Üretip insanlara fayda sunduğu için Allah o fayda sunduğu sürece ona ne yapıyor? Dünyadaki Rahman sıfatı özelliğini Rahman merhamet ediyor. Saltanatını devam ettiriyor. Değil mi? Devam ettiriyor. Bakabilir misin şuradaki güzelliğe? Biz İslam'ın bu tarafını yakalamadık ki. Biz üretim kısmını yakalamadık. Yani bizim kaynağımız bize hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye emir verdi. Biz dikkate almadık. Bizim kaynağımız
oku diye başladı. Biz dikkate almadık. Bizim kaynağımız, yine ben bunu ders anlatırken çok kullandım. Dedim ki bakın, Barthelmy Diaz, Vasco da Gama, Christoph Kolomb diyoruz. Dünyanın keşifleri ve benzeri. Bizim gözümüz kör olsun. Kur'an-ı Kerim Rahman suresinde 600 yıllarda bize tatlı suyla tuzlu suyu bir araya getirdik de karıştırmadık diye emir buyurdu. Öğüt verdi. Biz ne yaptık? Duvara astık, önünde sadece boynumuzu büktük. Oysa adam gitti dolaştı Kızıldeniz'de, tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmadı, ne yaptı gördü. Ve tarih kitaplarına o adamın adı geçti. Neden Mehmet Sabah Yiğit'in adı yok? Çünkü biz vicdan merkezli Mehmet Sabah Yiğitler yetiştirmediğimiz için Mehmet Sabah Yiğitler vakit israfını çok fazla kullandı. Zaman israfını çok fazla kullandı. Düşünebiliyor musunuz? Liseye kadar sizin çocuğunuz okulu bitirecek ve kaç tane kaynak okudun diyeceksiniz. Sizin çocuğunuzun kitap bilinci olmayacak. Üniversiteyi bitirecek. Ben konuşunca hocam memurluk dedi. Asla haddimi aşmıyorum. Memurlara saygısızlık diye kesinlikle ve kesin öyle bir kastım yok. Mesela ben diyorum ki özel sektör diyorum ya, mimarlık fakültesi mezunu hocam. Konuyu dağıttım belki ama örneğe geleceğim. Mimarlık fakültesi mezunu adam var. Devlet burada bir kural getirirse, özel sektörde mühendis olan arkadaşların onayı olmadan siz çizim yapamazsınız Avrupa'daki gibi, adam kuyruğa girmeyecek. Harita mühendisi gidip memur olmak için kuyruğa girmeyecek. Harita kadastro ile ilgili bir bölüm açacak. İşini görecek. Devlete çok daha büyük bir fayda sunacak ama harita kadastro mühendisinin işini sokakta 1.000 liraya başka bir adam yaparsa, bu adam da üniversiteyi boşa bitirirse kuyruğa girecek. İBB'de manşet atacak. İşte memur alımı yaptık, hizmetli memur alımı yaptık. 100 kişi alınacak, 10 bin kişi başvurdu. Tabii ki başvurur. Çünkü kurtuluş noktası orası. Yani benim kastım memurlara saygısızlık değil asla. Buradaki yani sözüm yanlış anlaşıldıysa özür diliyorum, asla ve asla. İşini yapan değil. İşini özel sektörde de yapanların önünü açarsanız o kuyrukların önünü kesmiş olursunuz. Örneğime geleyim Lokman hocam. Bir sokak röportajı yapılıyor. Adama soruluyor. Tarih eserlerin kaçak için ilgili bir soru var. Dikili taşların, piramitlerin Türkiye'den Mısır'a kaçırıldığı söyleniliyor. Ve o saçma sapan röportajın sonunda cevap verenlerden bir tanesi, evet haklısınız diyor, Türkiye'de hukuk yok, deniz hukuku yok, haklısınız, buradan kaçırıldı. Soruyorlar, branşınız ne? Tarih öğretmeni. Hadi hocam gel de üzülme. Gel de ona o diplomayı veren rektöre kızma. Gel de o diplomayı ona veren devlete sitem etme. Adam tarih fakültesi mezunu ve diyor ki piramitler Türkiye'den Mısır'a kaçırıldı. Şimdi bu adam yarın KPSS'ye girecek. KPSS'ye girip kazanan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Asla ve asla. Yani ben üniversite sınavına 90'lı yıllarda girdim. ÖSS ve ÖYS vardı. Sizin ÖYS'yi kazanmak için çok zor bir sınavdan geçmeniz gerekiyordu. Sınav şimdikinden çok daha zordu. Bir sene kapandık ve kazandık. Kapanıp kazanmak. İşte orada öğrenme ve eğitim ayrımlı. Konumuzun başı vardı ya. Öğrenmeyi herkes başarabilir. Ama eğitim farklı bir şey hocam. Eğitim için adanmışlık. Eğitim için vicdan. Eğitim için merhamet. Hocam, eğitim için rahmet. Adanmış, ben haddimi aşmadan. Gerçekten önemli bir şey. 15 Temmuz'un sabahında, 16 Temmuz'da Küçükçekmece Halkalı'da biz bir araya geldik. İşte kaymakamımız, belediye başkanlarımız ve 10 binin üstünde insanla beraberdik. Orada ilk miting konuşmamı orada yapmıştım. Orada bir okul müdürü kardeşim var. Şu anda hala okul müdürü. Lokman hocam biliyor musun dedi. Ben dedi evin tek çocuğuyum. Doğuda da çalışmış. Efendim birçok yerlerde çalışmış. En son İstanbul'da. Sizin bölgede değil hocam, bunu başta ifade edeyim. dedi ki ben dedi darbe girişimi sözlerini duydum. Baktım ki olay farklı bir boyutta. Hemen diyor çıktım, çıkarken kartımı çıkardım. Hanıma dedim ki hanım demiş, dedim bu kartı kullan. Ondan sonra ben nereye gidiyorsun? Gidiyorum demiş, havalanına gidiyorum. Neyse Eyüp Güzel hocamdan bahsediyorum. Allah selametini versin. Genç bir kardeşim. Tanıyorum kendisini. Evet. Dedi ki hanım demiş ki gidemezsin. Kapıyı tuttu diyor. Ya hanım gitmem lazım. Ben diyor evin tek çocuğuyum diyor. Hanım dedi ki ya ben sana engel değilim. Bekle ben de geleyim. Allah Allah. Bakın nasıl bir anne baba yetiştirmiş. Nasıl bir ruha sahip. Ve diyor ben tam aşağı iniyorum. Babam da alt katta oturuyor. Babam diyor paldır küldür inişimi gördü. Kapıyı açtı. Oğlum ne oluyor diye. Baba gidiyorum. Oğlum demiş. Git. Eğer bu devlet hükümet düşerse sen sağ olarak gelirse sana hakkımı helal etmeyeceğim. Allah Allah. Allah razı olsun. Bakın bir baba bir ailenin tek ferdi de olsa nasıl bir boyutta yetiştirdi ki? O baba nasıl yetişti ki?
nasıl iyi bir insandı ki, nasıl Kur'an'a ve sünnete bağımlı idi ki ruhunu adayabilecek boyuta geldi. Subhanallah. İşte bu güzel modelleri arttırmak lazım. Evet. Evet hocam, buyurun. Şimdi şöyle ifade edeyim. Hep ideallerden bahsediyoruz ama ideallere ulaşmak da bazen küçük küçük işleri yapmayı gerektiriyor. Ha, bu arada bize şey sorabilirler. Eyüp hocanın babası niye gitmemiştir? Tabii yaşlı insanlar evde kalmaları gerekiyor. Biraz da onu ifade biraz da arkada insan kalsın. Biraz da insan arkada tabii olsun yani. Arkayı toplamak evet lazım. Doğru. Şimdi şöyle. Tabii 15 Temmuz'dan bahsettik. 15 Temmuz şehitlerimize ve bütün şehitlerimize hep beraber Cenab-ı Allah'tan bir rahmet dileyelim. Ruhları şad olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Şimdi şöyle. Ya bu ülkede din, diyanet neredeyse tamamen sökülüp atıldı. Evet. O günlerde oldu. Eğitim tamamen sekülerleştirildi. Okullarda bırak yani dini eğitim vermeyi, inşallah, maşallah gibi kavramların suç olduğu dönemler de oldu. Ya. Şimdi çok ideal şeylerden, Kur'an, sünnet vesaire eğitiminden bahsediyoruz ama halen o noktaya da ulaşabilmiş değiliz. Özellikle biz eğitim bir sene olarak iki noktaya çok baştan beri önem verdik, oraya vurgu yaptık. Hocam özür dilerim, orada anne babayı kastediyorum ha. Önce anne baba. Kur'an ve sünnet. Ya anladım anne her baba şey devlete ama. Yani yüklemek, işte, her şey anne baba yüklemek olarak yüklemek. Evde bir şey diyorsunuz, okulda bambaşka bir şey duyuyor, evet, çocuk. O zaman da kafalar karışıyor. Şöyle. Yani çocuk ikilemde kalıyor. Evet. Baba mı anne mi doğru, öğretmenin tabii mi doğru? Tabii tabii. Biz dedik ki şu katsayı zulmünü bir kere kaldırmamız lazım. Bunun için çok mücadeleler verildi. Katsayı engeli aşılmasaydı imam hatiplerinin önü açılacak mıydı? Hayır. Mümkün mü? Yani imam hatiplerde öğrenci şeyi sayısı dibe vurmuştu bildiğiniz gibi. Şu anda hamdolsun çok güzel bir popüler okullar haline geldi ve devam da etmeli yani. Devam da etmeli. Evet. Sonra bu başörtüsü yasağının kaldırılması için az mücadeleler verilmedi. Bir başka husus, İşte seçmeli dini derslerin getirilmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının anlatılması. Bunlar hep çok ciddi mücadeleler sonucunda elde edilmiş kazanımlar. Müfredatın değiştirilmesine çok çok çaba sarf ettik. İstediğimiz noktaya geldi mi? Elbette gelmedi. Şu anda ya bu... Değerler eğitim dersinin konulması bile çok büyük bir çaba gösterildi. Evet, değerler eğitimi bir proje olarak yapıldı, uygulanıldı. Yani sanki orada değerler deyince çok farklı bir kavramlar varmış gibi birileri öyle tepkiler gösterdi ki ona. Yani şeyi temizliği atıyorum, peygamberimizin bir hadisiyle anlattığınız zaman insanlar şeye dönüyor. Kırmızı görmüş, nedenin o. Evet. Boğaya dönüyor, evet, yani. Şimdi bu ülkenin böyle yani biz böyle gerçekleri de var. Hocam, böyle gerçekleri de var biz bu ülkenin. Biz anlatmasak Allah anlattırır bize. Yani bir pandemi sürecini yaşattırır. Görülmeyen bir virüsle bize temizliği öğretir. Ve sonra Amerika'da bir Le Fontaine dergisi miydi? Temizlik imandandır başını koydu ya, dergiye koydu hocam. Subhanallah. Biz söyleyince efendim farklı bir boyut oluyor. Amerikalı dergisinin kapağını o peygamber hadisini koyunca aa evet, demek ki temizlik imandanmış. Hazreti Peygamber doğru söylüyor. O zaman Kur'an ve sünnet eksenli bir bakış açımız olsa, herkes bir tabi olsa, onunla bir yücelse, Osmanlı nasıl yüceldi ki yani? Şimdi Lokman Bey güzel diyorsun da bu memlekette camilerin ahıra çevrildiği günleri biz doğru. Babalarımız, dedelerimiz evet, gördüler. Evet, evet. Ayasofya Camii daha 86 yıl sonra açılıyor. Evet. Bu memlekette Türkçe yazan okundu 18 yıl. Bu da onun kaldırılışının 88. 30 yılı. Yıl boyunca bu millet hocam hacca gidememiş, biliyor musunuz? 30 yıl. Evet. Yani şimdi bütün bunların olduğu bir ülkede o kadar çok değişiklik yapılmış ki siz hangi noktasından başlayacaksınız, neresinden düzelteceksiniz? Daha bizim alacağımız çok mesafe var. Evet. Yapacağımız çok iş var. Özellikle bu müfredatın seküler unsurlardan bütünüyle şey yapılması lazım, kurtarılması evet lazım. Erol Hocam, bunu çok önemsediğimiz inşallah yok. İnşallah. Dileğimiz bu. Tabii vaktimizin sonuna evet gelmiş olduk.
Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İki konuğumda hakikaten çok, önemli cümleler ikinizden yakaladık. İnşallah ben çok istifade ettiğimi söylemek istiyorum. Sevgili izleyenlerimiz de bu cümlelerle. Bazen bir cümle olur hocam, yüreğimizdeki düğümleri açar, hayatımıza hayat olur. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Ayrı Vakti'nin bugün iki şeref konuğu, kıymetli misafiri, efendim Eğitim Bir Sen Üçnoğlu, İstanbul Üçnoğlu Şube Başkanımız Erol Ermiş Hocam'la beraberdik. Emeklerinden ve gayretlerinden ötürü hep kendisine ve onunla beraber İrfan Ordusu, efendim Maarif temsilcileri, öğretmenlerimize ve bütün öğretmenlerimize selam ve hürmetlerimizi ifade ediyoruz. Efendim Yöntem Fen Bilimleri kurucusu, davranış bilimleri uzmanı kıymetli Mehmet Sabah Yiğit hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ettik. Cenab-ı Hak ona da Erol hocama da sağlık ve afiyet nasip eylesin. Gelin birlikte dert edinelim. Ailemize vakit ayıralım. Vakit ayıralım ki orada dirilişe biz vesile olalım. Yeniden dirilişleri görmek, yeniden şaha kalkmak, yeniden birlik beraberliğe vesile olmak, yeniden kaliteli, başarılı, erdemli, efendim dünya hayatına, ahiret hayatına faydalı birer birey yetiştirmeye vesile olalım. Allah'a ısmarladık efendim.